Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Oyun oynarken, sabah okula giderken, ders çalışırken, spor yaparken dinlediğiniz Güreş Türkiye Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Gündeme dair konular var. Onları konuşacağız. Yorumcu ekibinde Numan İnci var. Hoş geldin Numan İnci. Hoş bulduk. Hikmet Zeybek var. Hoş geldin Hikmet Zeybek. Hoş bulduk. Son olarak sunucumuz Ahmet Tahir var. Sen de hoş geldin. Bulldog'in 2 ile tanıdığımız Ahmet Tahir. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İlk olarak hemen gündeme dair konuya girecek olursak bildiğiniz üzere Ronda Rousey isimli WWE güreşçisinin ithamlarda bulundu, iftiralarda bulundu. Ermeni tarihçilerin ve diplomatların kağıt üstünde ispatlayamadığı iddiaları bir gerçekmiş, gerçeklikmişçesine takipçilerine duyurdu. Maalesef Ronda Rousey'in bu ardarda ikinci, üçüncü, belki dördüncü senede WWE'de ve UFC'de bulunduğu süreç boyunca yaptığı hata, bir lobicilik şirketi Ronda Rousey'i kullanıyor ve maalesef buralara getirdi. Güreş Türkiye'de, Türkiye'nin en büyük güreş platformu olarak boş durmadı. Bir bildiri yazısı yayınladı. Ne diyorsun Hikmet? Cahil. Hani en ufak fikri yok ama ne bileyim hani büyük ihtimalle bir antrenörü vardı malum memleketten olan. Onun gazına gelip yazıyor herhalde. Yani bilmediği konular hakkında fikir sahibi olması benim pek hoşuma gitmiyor insanlar. Bundan da o kadar hoşluk duymadım yani. Evet sevgili Numan, Güreş Türkiye bir bildiri yazısı yayınladı ve Ronda Rousey'in gönderisinin altında en çok beğeni alan yorum oldu. Yaklaşık 600 küsür beğeniyle. Vince McMahon çok büyük bir sosyal medya ağına sahip bir patron. Gerek YouTube, gerek Instagram, gerek Facebook, gerek Twitter, diğer sosyal mecralar olmak üzere Vince McMahon'ın WWE şirketlerinin ve güreşçilerinin sosyal medya ağları internet sitelerinde en revaçta olan profillere sahip. Vince McMahon'ın siyasi bir paylaşım yapan güreşçisinin, sözleşmeli güreşçisinin altına gelen tepkiler, yorumlar Vince McMahon'ın masasının önüne gitmiş midir sence? Bence. Yani Güreş Türkiye'nin tepkisi Vince McMahon'ın kulağına gitti diye düşünüyorum. Sen neler diyorsun bu konu hakkında? Ya gitse de acaba orada çevirecek biri var mı? Sıkıntı orada. Ya mutlaka WWE.com'un WWE Shop'un da çevirisi Türkçe çevirisi de var. Mesela Türk kargo şirketlerine yönelik yaptıkları çalışmalar var. Vince McMahon'da geniş bir hani bu konuda sosyal medya ağına sahip. Güreş Türkiye'nin ve diğer Türk takipçilerin tepkileri Ronda Rousey'in hanesine ne olarak yazılmıştır sence? İnşallah eksi olarak yazılmıştır. Ne diyeyim yani abi. Tarihçiler bile bunu kanıtlayamazken bu kadının çıkıp böyle car 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 ötmesi, üstüne bir de Ermeni değilken bir de böyle yapması. Ne bileyim çok acayip ya. Gerçekten çok acayip yani. Alexander Pembe Saç demiş. Happy topu kaç bin kişiyiz? Alexander Pembe Saç'ına söyleyelim. Ahmet'e de devredeyim sözü. Ardından Raw ve SmackDown değerlendirmelerine geçeriz. Kapitalizmde bir kişinin bile olumlu dönüşü çok önemlidir. Çünkü o bir kişi bin kişiye, o bin, on binlere, ardından yüz binlere mal olabilir. Kapitalizmde her türlü kurumsal tehdit göz önünde bulundurulur diye sözü Ahmet'e bırakayım. Vince McMahon'ın tepkisi Güreş Türkiye, Vince McMahon'a Güreş Türkiye'nin tepkisi Vince McMahon'ın masasının önüne gitti mi sence Ahmet? Evet, Orta Doğu pazarı WWE için önemli bir pazar ve Türkiye'de bunun ayaklarından birisi. Ronda Rousey'nin talihsiz açıklamasına Güreş Türkiye tabii ki her zaman kimliğiyle tepkisini göstermiştir. Şu an baktığımda 645 beğeni görüyorum ben bunda. Bunlar insanların birikimleri olmadan yorumlar yapmaması gereken konular. Sözde Ermeni soykırımı senelerdir tartışılan ve henüz herhangi somut bir dayanak sunulamayan bir iddia. Ronda Rousey'nin bu talihsiz paylaşımı umuyorum ki WWE tepkimizi görmüştür. Ben açıkçası gördüklerini de düşünüyorum çünkü Türkiye, Arabistan bu gibi Orta Doğu ülkelerine WWE'nin büyük planlar olduğunu biliyoruz. Umuyoruz bu konuda gerekli uyarılar yapılmıştır Ronda'ya. Biz de öyle düşünüyoruz. Vince McMahon bu kadar büyük bir patronken
güreşçilerin sosyal medya hesaplarına yapılan siyasi paylaşımın nasıl tepki gördüğü Vince McMahon'ın masasının önüne gitmiştir diye hemfikiriz diye düşünüyorum. Sevgili Ahmet, o zaman Raw ve SmackDown şovlarına değerlendirmesine geçelim. Ama öncesinde sızan bir haber var galiba. Nedir? Money in the Bank katılımcıları. Evet, Money in the Bank katılımcıları sızdı. Kadınlar en son sızanlar. İsterseniz önce onlardan gidelim mi? Olur. Olur. Tamina, Sasha Banks, Natalya, Naomi, Bayley, Carmella, Ember Moon, Sonya Deville. Tamina'ya geçiyorum direkt zaten. Sasha Banks önemli bir isim. Sasha Banks son haftalarda işte yerlere yattığı söyleniyor kemeri kaybettiği için. Şirkete büyük bir tavır sergilediği iddia ediliyor. Tabii bunlar iddia. Ne düşünüyorsunuz? WWE her trip atana yaptığı gibi Sasha'yı da ödüllendirir mi? Ben mi gireyim sözü? Olur, yoksa Hikmet derin bir nefes aldı. Hikmet sen söyle, sonra konuşuruz. Yani yazık ya. Sen çabala, o kadar şey al, kıçını tekmelet, sonra işte kemer kaybetti diye yerlerde yatıp zırlayan bir kadın gelsin senin puşunu alsın, hakkını alsın. Olabilir mi böyle bir şey yani? Gerçekten ayıp. Yani ben Neville'ı çok düşük profesyonel, yani profesyonel olmayan bir adam olarak görürdüm ama Sasha çıktı. Numan. Ya Neville'ın yaptığı bunun yanında bir hiç mi abi? Doğru. Hiç yanında yaptığı. Yani. Neville'ın istemiyorum dedi. Ya bak, aynen öyle. Ben şöyle de bir anekdot düşeyim, es verelim. Sasha Banks kurumsal bir tepki vermedi. Yani profesyonel bir sporcu ahlakının ötesinde bir tepki verdi. Adeta amatör bir indi yıldızıymışçasına bence Vince McMahon'ın gözünden düştü. Bundan sonra Sasha Banks Money in the Bank'i kazansa bile kariyeri yatay düşüşe geçecektir. Çünkü böyle amatör bir sporcu ahlakına sahip olmayan, olan da diyemiyorum, olmayan bir isme Vince McMahon büyük bir star yapacağını düşünmüyorum. Vince McMahon'ın kötü bir huyu vardır. Daima sırtını duvara yaslar. Yaş tahtaya oturmaz. Yani Sasha Banks yarın WrestleMania'da maça çıkmayacağı konusunda da derin şüpheler uyandırmıştır Vince McMahon'da. Zira Vince McMahon'ın da bu konuda geçmişten bugüne tecrübeleri var. Evet Duman, senden de hemen alalım. Yani Sasha yorumu. Abi her ağlayana kemer vereceksek yaptı kişi. Yani her ağlayana başarı vereceksek yaptı kişi yani. Ki bir de bu kadın hani sırf kemerleri gerçek sahiplerine kaybettik. Ki gerçek sahipleri diyorum. En başta normalde ondan alması gerekiyordu. Bence. Yani. Ondan kaybetti diye böyle ağlaması ne bileyim çok saçma geliyor bana ya. Yani. Umarım kovulur abi. Çok bir şey söylüyorum. Umarım kovulur abi. Bu kadar basit söylüyorum yani. Ne? Umarım kovulur. Umarım kovulur ya. Hani umarım kovulur yani, abi. Bu kadar basit falan yani. Durum bu. Bomba ya, patlatmasın umarım ya, yalnız. İnsanın yüzünden iyi kötü oldu anlaşılıyor. Sasha'da hep bir şey var ya. Haset var yüzünde. Bilmiyorum. Kanka ben onun hala Paige'i bir yere sakladığını düşünüyorum abi. Bitti. Abi. Hele ki şu hareketlerine son abi. Kesinlikle ben buna katılıyorum. Sunup topuk. Bu şeyi ya. Kıçı yere yakın olanından korkacaksın zaten. Ne? Ne? Hayda. O zaman kıçı yere bir diğer isme geçelim mi adaylar? Geç. Geçelim. Natalya. Natalya mı? Efsanelerimizden. Çok enteresan. Evet. Natalya. Herhangi bir şans tanıyor musunuz Natalya'ya maçta? Abi bir yerde Natalya varsa kesinlikle kendi hakkında düşündürür. Ama neyi? Ya. Natalya çok ilgi görmedi diye düşünüyorum. Naomi. Layık gömesin ya. Stephanie McMahon'la beraber çalışıyor. Bence şansı var. Hayda. Naomi sizce kazanabilir mi? Bir sürpriz yapar mı? Burada da çıkar mı yani? Hani evet. Lütfen olmasın ya. Lütfen bunu da, ya. Bunu da yapmasın yani lütfen. Bayley'e geçelim o zaman. Bayley, Sasha'nın biliyorsunuz dostuydu. Fakat ayrıldılar. Biri Rav'da kaldı. Biri SmackDown'a geçti. Yani Rav, yani Sasha şu an Rav'ın yerlerinde daha doğrusu. Bayley ayakta SmackDown'da. Ne diyorsunuz? Bayley'nin herhangi bir şansı var mı sizce? Bence... Karşı iyi bir performans gösterdi SmackDown'da. Açık söyleyeyim bak. Bence Bayley'e Sasha'ya inat çantayı Bayley'e verecek herhalde. Ama bence bu şey de mutlu eder. Bilmiyorum tabii de. Yok. Bence var ya.
Daha fazla Sasha'ya, bak aynen daha fazla inat ne var biliyor musunuz? Sasha'ya inat, Alexa Bliss alırsa kemeri. Oh. Bu olacak gibi ya yazın açıkçası. Bu olursa işler değişir. Bakalım. Carmella, Corey Graves'le bir ilişkisi var biliyorsunuz. Bu infoyu şu an neden verdim bilmiyorum. Carmella sizce alır mı? Carmella zaten en son Andre the Giant Memorial Battle Royal çakması bir çakması bir Battle Royal'da şampiyon oldu. Bence iddialı. Ya önceki sene olmadı mı Money in the Bank abi? Yok Alex aldı değil mi? O ilk Money in the Bank şey ya zaten. İlk Money in the Bank'i aldı ya. Abi. Ben de diyorum ya. Sonra tabii Alex ya aldı. Şimdi bakayım kim alacak. İlk Money in the Bank'i Carmella almadı ki. James Ellsworth aldı. Doğru. James Ellsworth aldı. Carmella ilk kaçını aldı. İkinciyi aldı Carmella. O zaman Ember Moon diyelim. Ben kazanacağını düşünüyorum gerçekten ya. Tam bir Money in the Bank karizması var. Ember Moon'da mı? Evet. O kırmızı gözlerde para 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 mı diyor. He he. Aynen öyle. Onluk. Evet, Ember Moon dedik. Alexa pembe saçı yazmış. Lee Morgan iyi güzel de az kilo verse iyi olur. Ya kardeşim bu zayıf kadınlar güzeldir mottosunu kafanızdan bir silin ya. Kardeşim kızlara ne kadar kilo verecek anasını yiyeceğim yiyeceğim. Ya bu ne ya? Ütü masasıyla evlenin böyle. Çok zayıf kız seviyorsan. Pardon kendimi kaybettim ya. Evet. Sonya Deville. Sonya Deville sizce kazanır mı? Kendisi Mandy Rose'dan ayrı görünüyor. Bakalım. Yanlış maça katılmış olması. Niye Sonya var da Mandy? Hikmet Allah seni kahretsin. Doğru. Abi niye Mandy Rose yoktu Sonya Deville var? Ben onu anlamadım şimdi. Yani. Keşke Mandy Rose olsaydı. Ki çantayı da almasını isterdim ben Mandy Rose'un yerine. Evet ya bunların tabii hepsi iddiadan ibaret. Hiçbirisini abi düşünsenize Mandy elinde çantayla falan geliyor. Ne kadar komik bir görüntü ya. Ben hayır olmaz. Çantayı tam olarak nerede taşıyacağına bağlı bence. Hayda. O zaman seri bir çantalar şekilde çantalar belimizde. Baltalar elimizde. Biz ne? Gideriz baltalı ormana hey ormana. Evet, kadınlarla ilgili son kez tahminleri sizler rica edebilir miyim? Sizce kim kazanır? Baştan sayayım mı katılımcıları? Gerek yok herhalde. Benim de favorim tamam. Benim ya. Evet, kimdir Numa? Bailey. Hikmet. Ne? Favorin kim? Ember Moon. Ember Moon dedi. Buğra'ya göre dönelim sonra. Alexa Bliss. Ya Alexa Bliss katılıp kazanır. Alexa bak, Alexa Bliss'in şu anda federasyonun yıldızı olması için tek eksik bir şey kaldı. Silikon ameliyatına girdi. Promo kesebiliyor. Bir de seks kaseti düşerse bundan sonra yıldız Alexa Bliss olur. Alkış, alkış. Ya bu Alexa Bliss sakat olmasına rağmen Rav'da bütün kadınlardan daha fazla süre alması. Yani bu bir artık bir şeyleri habercisi. Evet. Doğru. Kadınları bir kenara koyup hemen erkeklere geçelim mi seri bir şekilde? Tabii. Lars Sullivan. SmackDown'un dominant yüzlerinden olmaya aday. Yeni bir Braun Strowman olur mu Numan? Kazanır mı bu maç? Olmasın lütfen olmasın ya. Gitar sen çok küçük abo ya. Braun Strowman ne ki yenisi ne olsun diyebilirsin. Bir şey diyeceğim. Braun Strowman olursa işte sıkıntı şu Roman'dan büyük dayak yer ya. Yani. Aynen. Evet, Hikmet, Lars Sullivan. Lars Sullivan olmaz ya Lars Sullivan. Ben pek şey yapmıyorum. Olacağını sanmıyorum bu maçta. Ya delinin biri kuyuya taş atmış. Arkasından 40 adam bakmış. Ne Lars Sullivan'ı? Geç abi. Değil mi? Geçiyoruz. Aynen. Andrade. Andrade konusuna gelmeden önce hemen şeyden bahsetmek istiyorum. Kısa bir şekilde. Andrade biliyorsunuz Raw'a geçmişti. Fakat sonra Charlotte'ın nazıyla yine SmackDown'a döndü. Ne diyorsunuz bu duruma? Charlotte sizce hani nazıyla işte ne bileyim cilvesiyle geri SmackDown'a mı getirdi Andrade'yi? Nazıyla cilvesiyle niye getirsin ya? Kadının yani, babası kadının babası Ric Flair. Resmen kreatif kontrole geçiyor. Daha bu kadar basit yani olay. Aynen kreatif kontrol. Kesinlikle öyle. Peki Charlotte için siz brand değiştirir miydiniz? Baba ben Charlotte için değil de Flair için değiştirirdim. Ne? Ne?
Evet Hikmet. Şimdi Andrade Money in the Bank'i kazanırsa, Hikmet'ten önce sözünü kestim, kusura bakma Hikmet. Tamam. Andrade Money in the Bank'i kazanırsa Becky Lynch'in de yükselişini ben Seth Rollins'e bağlarım. Malum Triple H'in manevi oğlu. Ne? Ne? Hayda. Ama şey değil mi ya? Seth Rollins ve Becky Lynch yükselmeye başladıktan sonra çıkmadılar mı? Bence bence ya Seth Rollins Becky yukladı. Kamu oyunu. Hayda. Doğru. Ya. Becky Lynch bir de takımlar kemerini alıyormuş ikisini birden tek başına. Dört kemerle. Of, of. Underrated Becky Lynch. Neyse. Becky for belt. Becky pop de bize bir girse de rahatlasa gerçekten ya. Yani underrated deniliyor. Neyse. Andrade dedik. Ağlam Ahmet. Özür dilerim. Andrade dedik Hikmet. Andrade. Yani Andrade Money in the Bank diyebiliyorsa bence kazansın ya. Allah közcüsü. Numan Andrade attı mı? Of. Oğlum bizde közcüye verecek şey yok, çanta yok, kusura bakmasın ya. O zaman... Evet, Mertay yazmış. Becky adamdır, Andrade'nin şansı var. İkisi de tartışmaya açık cümleler. Aleister Black yeni geldi, o da biliyorsunuz. Sizce o kadar. Aleister Black 8 ay sonra ten diyen, neydi o adamın adı? Ty Dillinger. Ty Dillinger'ın düştüğü hallere düşmezse yazın bunu bir köşeye. Darksider ya. Aleister Black. Highflyer Darksider abi. Hayatımda gördüğüm ilk defa şey veriyorum aslında. Highflyer Darksider. İnanılmaz. Bir de konuşuruz. Güzel abi, ben böyle ikinci bir şey diyeceğim. İkinci iplerden atlayıp böyle tersine bağdaş kurarak ringin ortasına düştüğü. Ben buna düşmeyecek kadın ve erkek tanımıyorum ya. Ben ne? Beğeniyorum Aleister Black. Ne? Evet, Mertay Aleister'ın da şansı var demiş. Mertay hepsinin şansı var. Mertay mı? Oğlum, benim Money in the Bank için abi net favorim şey ya. Söyle, ben sana söyleyeyim abi. Abi direkt Drew McIntyre. Başka bir şey gelmiyor. Yeter, o zaman Drew'a. Aynen. Drew'a William MS yazmış. MS'in bir açılımı var mı? Yani Mustafa şey, Sarıgül. Ne? Ne? Sarıgül mü? Drew alacak o gece, Rollins'e cash'in yapacak demiş. Hayda. Bu olay, bu iddialar geceyi karıştırır. Bu gece çok şey konuşulur yani. Evet, Drew hala çok yüksek şanslı olan isimlerden Hikmet. Ben ya almak ihtimal fazla ama alamayacağını da düşünüyordum ya. Tamam. Bir şey diyeceğim. Elias katılımcılar arasında mı? Yok. Elias'ın Roman Reigns'le maçı var. Abi Elias bence bu maça katılır ve Money in the Bank kontratını kazanır. Alexa'nın pembe saçı demiş. Alexa ve Drew'u alır. Ne? Kutu Misterio yazmış. Kirik Thor'da biz fark etmiyoruzdur derken. Kirik Thor derken yani. Ben Cesaro alacak diyorum. Cesaro da mı var? Evet, Cesaro da yani iddia ediliyor. Evet. Evet, iddialar bu yönde. Başka katılımcı var mı? Son iki katılımcı. Ricochet ile Rey Mysterio. Aynı şey değil mi ya bunlar? Numan. Ne? Numan. Sence? Efendim? Kim? Senin görüşlerini almadık ya ondan dedim sonra. Dedim ya Drew McIntyre alacak diye. Ricochet, Rey, onlara ne diyorsun Numan? Ya abi anca maçta işte hoplayıp zıplarlar, ne diyeyim yani. Hoplayıyor, verçin yeriz ya. Öyle şu anda. Yani şu an kanka Ricochet ile Rey Mysterio'nun bu maçta olmasının tek sebebi maçın hareketlenmesi. Başka bir şey değil yani. Evet. Yani doğru. Abi Cesaro'nun tekli kariyere başlamış olması yani. Neyse, haftalık şöyle değerlendirelim. Ya Cesaro 5 yıldır tekli kariyer kovuyor gerçekten. Bir türlü geldik kesine. Ben cevap veriyorum. Baron Corbin bu maça bir şekilde dahil olur ve kazanır. Keşke lan. Keşke. Düşünsenize Allah. Öyle bir şey olsa sonra Cash'in yaptığı gece roll up'ı kaybeder. Hayda. Hayda. Oğlum şimdi bütün hayallerimi suya düşürdün ya. Bana tanıdık geliyor bir yerden ama o zaman Money in the Bank iddia edilen katılımcılar böyleydi. Bunlar henüz tabii ki netliği olan şeyler değil. Net isimleri bu hafta Rav'da galiba göreceğiz kadınlar tarafında. Erkeklerde de ilerleyen haftalarda yavaş yavaş göreceğiz. Rav'a geçelim mi o zaman haftalık gündem değerlendirmesini? Geçelim abi. Başka konu yok galiba gündeme dair. Yok gündem işte. Bir Can Sinan'ın film konusu var. Can Sinan da film sektöründe hala tutunamamış olması çok yazık ya. Ne?
Ben hala John Cena'nın Amerikan başkanı olacağını düşünüyorum. İlerleyen yıllarda. Hayır. Yo, ne lan? Düşünsenize Recep Tayyip Erdoğan karşısında rap yaptığını John Cena. Kore diktatörünü şey yapıyor işte böyle E'ye yapıyor falan. Olabilir. Göreceğiz. Bakalım hepsi zamanla olacak. Raw'ı açan isim Triple H ve akabinde manevi oğlu deniliyor. Seth Rollins. Evrensel şampiyonu Seth Rollins. Ringde konuşmasını yaparken 6 isim onu bölüyor. Bu isimler yok ki çok yaşa. Bu isimler arasında kimler yok ki? AJ Styles'tan tut Samoa Joe, Rey Mysterio, Miz, herkes var. Ve ilk maçta üçlü maç AJ, Samoa, Rey Mysterio. Maçı AJ Styles kazanıp evrensel şampiyonluğu için bir numaralı aday maçına çıkma hakkı kazanıyor. AJ evrensel şampiyonluğuna doğru gidiyor Numan. Neler söylemek istersin? Ya abi niye direkt WrestleMania sonraki Seth Rollins'in ilk rakibi AJ oluyor? Abi bu kadar salak mısınız siz ya? Ben katılmıyorum Numan sana bu konuda. Ya yani, yok abi boş, yok. Abi bir şey çok büyük kan kaybediyor. Hayır bence de yani WWE'nin artık acilen köpük sıkması lazım. Acilen buhar sıkması lazım. Acilen kül atması lazım. Yani su kurtarmaz artık WWE. Yani diyorlar ya genel kanı. Ya işte AJ niye rakip oldu? Bu maç SummerSlam'de olsaydı. Ya abi vasatlığı artık WWE'nin kaybedeceği zaman yok. Ya bir cindirme hal vasatlığına daha tahammül edebilebilecek bir rating seviyesinde değil WWE. Gelecek Vince McMahon şu kafadaydı. Ben de diyordu, istediğimi yaparım diyordu. Yılda birkaç defa şova uğrayan adamı şampiyon yaparım. 3 sene boyunca at koştururum diyordu. Bugün ne host şovlar doluyor, işte live eventlar doluyor yeni adıyla. Ne de ratinglerdeki vaziyeti düzeltebiliyorlar. WWE'deki tehlike şu, artık birinci de olamıyorlar liste sıralamada. Yani Ahmet Dayan, Ahmet öyle demişler. Evet. Ahmet ölmüyorum yani. Ben Numan katılmıyorum yani sana bu konuda. Sence kim rakip olmalıydı onunla merak ediyorum. Yani Cinder şampiyonken reytingler bunun yani bir kat, bir buçuk katı falan da bu arada. Yani Cinder da bu seviyeye getiren güreşçiler arasında ya. Kanka bence rakip olan ilk isim Samoa Joe olmalıydı net bir şekilde. Ya adamın kemeri var yuh yeter ya. Dedi olsun. Zaten benim bir omzum boş, Becky'nin iki omzu dolu dedi. Evet. Ben de yapabilirim. Ya Becky'ye mi yazdı yani? Yani abi ben aslında Samoa Joe'yu çıkardım ilk rakip olarak. Ya geçin abi bunu ya. Samoa Joe beklesin biraz kenarda. Evet, AJ Styles kazandı hikmet. Ya ben açıkçası hani... Samoa ve Rey Mysterio'yu yenerek evet. Yani TNA 2009 tipi bir maç. Hani şeyin yerine Rey'in yerine Christopher Daniels'ı koyarsan. Maç fena değildi hani. Onun dışında AJ'in Styles Clash yapması güzel bir ayrıntıydı. Evet. AJ'in kemel yolculuğunda kendisine başarılar diliyorum. Amin. Evet. Yani bu kadar. Evet böyleydi ilk maç. İkinci maça geçelim hemen seri bir şekilde. AJ'in de rakibi belli oldu aynı gece. The Miz, Baron Corbin ve McIntyre düştü maçında. Baron Corbin, Drew'un galibiyetini çaldı. Ve bir kere daha ana maçın biletini aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde de AJ, Baron Corbin'i yenerek Money in the Bank'te Seth Rollins'in unvanı için rakibi oldu. AJ Styles ve Seth Rollins iki Raw'ın ismi. Şampiyonluk için karşı karşıya gelecekler. Numan, sen galiba hoşnut değildin. Ne diyeceksin? Ben face versus face kırıklığı ona pek hoşnut olmuyorum. O yüzden çok gidelim ya. Evet. Ya AJ heel olur. Bu kadar zor mu abi? AJ heel daha bir hiç çekilmiyor. Gerçekten hiç çekilmiyor. Ben AJ heel seviyorum. Ben AJ heel olarak gram sevmiyorum abi adamı ya. Yani. Çekilmiyor abi. Face versus face olacak. Numan'ın evet. Bir türlü memnun olmaması. Abi ya. Güzel gayet. Şey yok. Ayak oyunları yok, arkadan bıçaklama yok, karşı tarafın hayalarına yumruk atma, tekme atma yok. Bu güzel olacak yani. Gerçek bir ring mücadelesi olacak ve ben çok keyif alacağımızı düşünüyorum bu maçtan. Ve
bu maç o kadar yorucu geçecek ki eğer erkekler çatandığı maçı bu maçtan önce olursa büyük ihtimalle cash'in görürüz maçta ben ya. Direkt diyorum yani. Evet hani... peki o zaman durumun hakkı yendi Hikmet. Yani hakkı yendi derken yenildi de hani finisher o yapmıştı. Acaba Claymore durum... vurdu. Durum evet, Claymore evet. Vurdu. Baron Corbin Drew'u ringin dışına ittirip kazandı. Hikmet sen Drew'un bir dahili olur mu maça? Yani Money in the Bank alırsa belki ama ben bu sene Money in the Bank'in hemen kullanılacağını düşünmüyorum. Geçen sene çünkü evet. Kadınlarda kullanıldı. Yani maçta herhangi bir müdahale olabilir belki. Face versus face olduğu için bir heel stable gelebilir. Onun dışında çok ortalığı karışacağını sanmıyorum. Evet, en son olarak yine Burak'a göre dönmek istiyorum. AJ Styles ve Seth Rollins ünvan için karşı karşıya gelecekler. Baron Corbin fakat bir kere daha Burak'a göre yine haklı çıktı. Baron Corbin yine main event'teydi. Şovu kapayan isim oldu. Ya Baron Corbin gerçekten WWE'nin son yıllarda yarattığı en iyi heel karakterlerden biri. Bunu defalarca söyledik zaten. Nedenli nedensiz yalan, kendini çok bilmişlik, gösteriş budalalığı, Dudu Peri'nin şeyi vardı, formunda da açmıştı. Yani Baron Corbin'de her şey var ya, kötü adam olması gereken her şeye sahip. İlerleyen dönemlerde rol almaya devam edecektir ana kemer çevresinde, kemeri kazanamasa bile. Ve şöyle bir de bir durum var, fırsatçılığı bizi bizden alıyor yani. Opportunistliği bizi bizden alıyor. Aynı zamanda da Destroyer bir isim. Kıstırdığı zaman da atıyor da ya. Ya Baron Corbin bence WWE'nin son 10 yılda ihtiyacı olduğu heel karakterdi ve bir şekilde yarattılar. Braun Strowman olmadı. Çünkü Brock Lesnar gazabına uğradı. Baron Corbin'i bir kenara bırakalım. AJ Styles contender oldu. Seth Rollins ile olan maçta da Seth Rollins kemeri kazanmasına bir ay olmuş olmasına rağmen pay-per-view için konuşuyorum. Pay-per-view zamanı geldiğinde şanslar eşit. Ve %50-%50 yani. Bana kimse diyemez ki AJ Styles %40, Seth Rollins %60. Hayır abi. %50-%50 yani. Çok iddialı bir maç. Numan'ın dediği gibi bir SummerSlam maçı. WWE vasatlık seviyesini yükseltip top noktaya taşıyorsa Money in the Bank'i bize de alkışlamak, canlı izlemek, önünde saygıyla eğilmek düşer abi. Ya ben bundan şikayetçi değilim açıkçası. Ya benim şikayetçi olmak istediğimi biliyor musun? Şimdi şimdi bak burada maçı yapıyorsun abi. SummerSlam'da gidip de karşısına işte hafta birini koyarsın, o zaman söverim abi. Hani durum bundan ibaret. Ya ben o bundan sonra da WWE'nin seviye düşüreceğini zannetmiyorum. Yani tekrar Cinder Mahallere ne bileyim işte Dean Ambrose'a dönülmeyecektir. Zaten Dean Ambrose'un ayrılma sebebini de ben bu olarak görüyorum. Cinder evet. Mahal demişken haberi gördün mü? Veya gören var mı haberi? Ben istersen ufak bir özet geçeyim o haberi. Cinder'ın hani biliyorsunuz SmackDown Fox'a geçiyor sene sonunda ve yani Roman Reigns'in WWE şampiyonluğu için bir basamak olarak görüleceği iddia ediliyor. Hani işte yok WWE şampiyonluğunu onun üzerinden alacağı vesaire iddia ediliyor. Ya tamam, güzel bir feud olabilir. Amerikan Milliyetçiliği 101. Bence yazın diyecektim. Geçtiğimiz yazki Roman Cinder feudu hiç fena değildi. Hani neyi beğenmediler bilmiyorum ama 15 dakikada maç çıkarttılar Money in the Bank'te. Bayağı her ne kadar şey derseler, beğenmeseler de. Ben kötü feud izlediğimizi düşünmüyorum. Bir daha olursa da yine keyif alırım yani. Evet, Code Blue yazmış. Stylus kemeri alsın demiş. William MS demiş. Rollins koruyacak. Drew Cashin yapacak demiş. Zeno yazmış. Styles Stern yapacak. SummerSlam'e kadar uzar feud. Hiç ihtimali yok değil. Zeno'ya katılırım. Kuti ya. Demiş. Oyun kanalımızın yeni videosu radyo sırasında yayında olacak. Forumca destek olan videoyu izleyelim demiş. Güreş Türkiye oyuna da abone olup Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Seth Rollins en son keşin yiyen erkek güreşçi. Sessizlik oluşması. Kimden yedi hatırlayamadım. Dean Ambrose'dan yedi ya. Roman Reigns'i yendikten sonra. Abi keşin yemedin mi? Tamam işte. John Cena falan filan. Ondan sonra ama.
Ondan sonra olmadı. Ben Corey... son kim kazandı abi? Şey, Strowman kazandı. Strowman, doğru diyorsun. Cash'in yaptı da maç ortasında yapmadı. Aynen. Şey de tamam, ben sen demek istediğini anladım, aynen. Yine yiyecek demiş Ambrose, fena maç. Evet Ahmet. Ahmet öldü. Ahmet AFK galiba. Evrensel Evrensel şampiyonunun kaderi de böyleydi. Bakalım neler olacak Money in the Bank'te. O zaman devam ettiğimizde Naomi bir galibiyet daha alıyor. Geçtiğimiz hafta Bayley ile takım olup Iconics yenmişlerdi şampiyonları. Bu hafta da yine şampiyonlardan birini yendi Naomi. Naomi yine enteresan bir gidişatta Numa. Ya sırf kocasının ekmeğini yiyor, başka hiçbir şey değil. Ne diyeyim yani ya? Ne? Ne demek ne? Duandan olarak bu yani. Bu kızlara şampiyonluğu verdiniz abi. Hani sürekli şamar olanı gibi abi, sürekli dayak yiyor. Yani ne anlamı var ki? Yalnız gerçekten öyle olması. Yani ne anlamı var abi? Şampiyon verdim. Hadi bir şekilde. Bunlar çok iyi heal. Hadi. Ne bileyim ki şey yapsınlar. Abi bir şekilde heal'i hurduyla almalı yani maçı. Ne kadar saçma bir şey. Anlamadım bunu ya. Her şeyden anlamadım yani. Pay per view da alırlar. Almalı adına. Daha korusunlar kimleri. Hakem dur. Aynı Allah. Bir de kaybediyorlarmış. Çok komik valla. Ha gerçi. Kairi Sane'le Asuka'ya kaybetse sıkıntı olmaz da. Ya gördüm en kötü şey ya. Koalisyon ya. Tut lan. Onların başında Naomi, page var. Naomi bir galibiyet daha aldı Hikmet. Ve Money in the Bank maçına da muhtemelen bu gidişe katılacak. Acaba bir de çantayı alır mı? Yok ya. Yani alırsa gerçekten... Gerçekten ağlarım yani. Ertesi radyo yayınında böyle hüüü diye açarım yani. Evet, Buğra göre dönelim. Naomi galibiyeti aldı. Bir kere daha şampiyonları rezil etti. Bakalım bu gidişin sonu ne? Yani diyecek çok bir şey yok. Ben merak ediyorum gelecek haftalarda Naomi. Ya bu federasyonda çok değişik şeyler oluyor. takip ediyoruz. Zeno yazmış. Naomi Mehmet Topal gibi bir şey yapacak gibi ama sonuç yok. Happy Suran. Gerçekten topa şöyle, doğru. Topa şöyle gerilince ulan bir şey olacak zannediyorsun ama bir vuruyor üstten dışarıda. Bizim kaleye. Aynen öyle. İkonikler eşittir Revival yazmış War Machine. Doğru bir değerlendirme olabilir. Keşke öyle olsa vardı ya. En azından umut olurdu. Alexa'nın pembe saçı demiş. Yalnız ikonikler çok eğlenceli değil mi? Stephen Truway demiş. Naomi çantayı alsın, bir gelsin de beni alsın. Söyleyeceğim bu kadar. İlginç. William MS demiş. Tek başına alır bu Woman's Tag Team kemerini. Evet, Naomi güzellemeleri chatbox'ı sarmış vaziyette. Bu federasyonda çok değişik şeyler oluyor hakikaten. Evet Ahmetciğim. Evet, Naomi de böyleydi. O zaman garip bir ana geçiyoruz Rav'da. Enteresan kutulardan çıkan cihazlar, yani cihaz derken hani oyuncaklar, kuklalar var, kuklalar var, bir şeyler var ve Bray Wyatt bizleri karşılıyor. Bray Wyatt emlakçı gimmickiyle galiba. Ne? Evet, emlakçı mı? Yeni bir Bray Wyatt izleyeceğiz Hikmet. Neler söylemek istersin yeni Bray Wyatt için? Yani ne bileyim, Trivago reklamlarında oynar. Evet, hiç internette otorlar aradınız mı diyor. Hiç WWE'de Dark Side'ı aradınız mı? Evet. Evet Hikmet. Ya ne bileyim, böyle bir şey çıkması gerçekten güldürdü beni. Kilo falan ümidin da vermiş. Var mı yani? Ümidin var mı yeni Bray Wyatt'ta? Saç tıraşı var, kilo vermiş. Yani bilmiyorum ya. Bu saatten sonra bu şu karakterli olmaz bence yani. Evet, Numan. Sana dönelim. Evet, Burak Gür. Çok kusura bakmayın. Bugün hoparlörüm, pardon mikrofonum çok iyi değil. Bray Wyatt giderken reenkarnasyon gölüne mi düşmüştü? Haydi. Ne? Evet, hayır. Evet, evet, evet. Düşmüş müydü? Düştü, Mower of Love düştü. Düştü. Değil mi? Yani başka bir yan. Giderken değildi ya o. Nasıl ya? Demek ki sonradan yok, yok. Tesir etmiş. Ah, dur lan ben emlakçıydım diye uyanmış bu sabah. Legli çıkmış. Birkaç kez daha düşmesi lazım. Düşünsenize yanına işte White Family tarzında bir adam geliyor. O da müteahhit.
birbirlerini canlandırıyorlar. Ya Bray Wyatt gerçekten WWE'nin son yıllardaki en tutarsız mistik karakteri hiç tartışmasız. En dediği Dark Side'dir abi, bu kadar basit olay. Bak, en dediği Dark Side'dir abi. Mistisizmin nirvanası dibi yani. Ve bir şey de anlamıyorsun konuştuğundan. Gerçekten Great One İngilizcen olsa bile yok. Bir şey anlamıyorsun yani. Yani. Anlamlandıramıyorsun. Zaten bence de amaçları da o yani. Bir şey anlamayın bu... izleyin abi. İnsan salak ölçümü yapıyorlar. Hmm, şu an Vince McMahon'ın önüne geliyor can ratingler. Hmm, şu an 1.5 milyon gerizekalı Bray Wyatt'ı izliyor diyor kendi kendine. Aklıma başka bir şey gelmiyor yani. Evet Numan, Bray Wyatt'ın yeni kimliği en son Sister abi olacaktı, olamadı hastalanınca. Acaba bu sefer Sister abi olur mu? Sister abi değil de. Sister abla mı? Abla mıydı? Sister abi. Abi abla. Değil. Abi mavi demeyin şimdi, Silivri soğuktur. Ne? 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 Hemen Doğu Demirkol. Doğru. Evet, Taha tamam. Demiş Randy'den sonra çarpıldı iyice Numan. Ya Randy'nin bir süperstar daha harcaması. Evet, bunu konuşmalıyız. Hayır, Randy Orton kraldır, babadır. Lütfen. Ya başlarım ya. Randy Orton'a laf yok. Yani çağırırım bak Ryan'ı amına koyayım sabaha kadar burada pardon. Amına kaçtı. Bak. Çağırırım Ryan'ı sabaha kadar burada Orson savunuruz. Bak çıldırtmayın beni. Ya geç. Ryan daha kendini savunamıyor. Yo! Doğru. Bazen lütfen Ryan... şey konusuna geçebilir miyiz ya? Bobby Roode konusuna geçebilir miyiz? Bobby Roode. Şimdi ona geçiyoruz. Bobby Roode yani 70. Robert Roode ismini aldı bu arada. 70'lerin erotik film oyuncuları gibi. Yemin ederim 70'lerin erotik film oyuncusu. Bu yıl falan efsane ya. Ama bu yıkla Ricochet'i yendi. Yeni bir kimlik Bobby Roode'da. Ray Wyatt gibi Tuko'da. Artık Robert Roode oldu tekrar. Eskende döndü. Evet Numan. Robert Roode sen eski TNA'cilerdensin diye zannediyorum. Abi biliyorsun. Robert Roode dediğin... Abi Robert Roode gibi şimdiyken abi bu adam saçı uzundu. Saçmalık abi. Ne Robert Roode'du? Bu bildiğin Rick Roode lan. Evet. Yani... Robert'la bunun alakası yok abi. Bu bildiğin Rick Roode yani. O sakal falan, bıyık falan abi, tam yani. Da yükselirse benim için sıkıntı yok ya. Yükselsin yani. Ben seviyorum kendisi. Yetenekli bir adam. Ay öf dedeler. Dedeler güreşiyor. Yalnız oğlum çok iyi heal olan ben de demiyorum. Valla çok iyi bir heal ya. Hani Bobby Roode, Robert Roode çok iyi bir heal'dır kendisi. Umarım bu işine yarar ya. Ne diyeyim de ben abi güldüm ya. Bu ya bayağı güldüm. Aklıma geldikçe hala gülesim geliyor. Yemin ediyorum ona sıkıntılık arkadaş ya. Evet doğru Hikmet. Rainer Robert Roode'a ne diyorsun? Ricochet yendi kendisi. Yani ne diyeyim. Herhalde şey neydi. Matt Hardy'nin reenkarnasyon görünüme gelip Rick Roode haline gelmiş. Yoksa yani çok büyük bir açıklaması yok. Dedim abi ne yapıyorsun sen? Gerçekten evet. Şaşırtıcı. Uğur Agür orada mısın? Robert Roode için ne söylersin? Evet öncelikle Taha Ertürk YouTube'a yazmış. Zeno da şimdi hatırlattı. Randy yenilirse özür dilerim Randy'den demişim. Şimdi onun merasimini gerçekleştireyim. Kusura bakma Randy Orton. Sana WrestleMania'dan önceki maçta radyoda değil mi? Pardon maç radyo yayınında dedim ki WrestleMania'dan önceki radyo yayınında maçın için kesinlikle AJ Styles'ın kariyerini follow-off edecek. Randy Orton kesinlikle yenilmez diye ithamlarda bulundum. Egon hakkında sözler söyledim. Özür dilerim. Bundan sonra yorumlarıma dikkat edeceğim seninle alakalı konuşurken. Almanya son bir kez daha nasıl koyduk ben diye. Ya. Rilan. Ey. Evet. Jay Styles. Evet Hikmet. Robert Roode. Ben Roode konuşmadım Robert Roode evet, hakkında. Büyük bir evet, üzüntü içinde şu an Burak Gür biliyorum. Robert Roode yeni Bobby Roode. Ben Tonki Onkimen'e benzetiyorum. Tonki Onki Torino olması Robert Roode'un. Ne? Ya. Rick Roode'dan ziyade Honky Tonk. Torino'lu Şaban mı? Torino aynen öyle. Torino'lu Şaban
efekti alıyorum. Ya 80'lerde Türkeş peşinde koşmuş, şimdi rakı sofrasında ülke kurtaran tayfaya benziyor biraz sevgili Bobby Roode. Pardon, Robert Roode. Yok, yani her an bir masa kurup rakı aynı, o da olabilir bak. Ama yok, komünist bıyığı değil, ülkücü bıyığı. Hemen bir masa kurup rakı içebilirmiş gibi bir hava veriyor bana Robert Roode. Adamı mahvettiler, mahvettiler adamı. Ben güzel bir push alacağını düşünüyorum. Öne açık. Evet, Kuti yazmış. Robert Roode artık maçlardan sonra milletin karısını öper. Sonra Ricochet'in karısına festler. Rastlar, feud başlar. Bu ne? WWE 2K19 story mod mu? Herhalde universe mod. Universe mod aynen. Ya da tab. Evet, Robert Roode dedik. O zaman bir sonraki segmente geçelim. Robert Roode diye geliyor onlarımız. Böyleydi. Becky Lynch çifte şampiyon. Ringe geliyor. Kendisinin rakibi Lacey Evans biliyorsunuz. Lacey onu bölüyor. Ve bir maç başlıyor. Becky Lynch Ali Şafak'ı kısa süre içerisinde mağlup ediyor. Sonrasında Lacey Evans Women's Right'ı, o yumruğunu Becky'ye indiriyor. Becky Lynch ünvanını, Raw Kadınlar ünvanını Lacey Evans'a karşı koruyacak. Hikmet Money in the Bank'te. Evet. Sence Lacey Evans yeni şampiyonumuz olur mu? The Man'a karşı Women's Force gerçekten çok güzel bir tesadüf. Evet. Ben açıkçası Lacey Evans'ın şansı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok yeni bir isim. Çok spektaküler bir galibiyet almadı bugüne kadar. Böyle gelen isimler ya yani sürpriz yapması çok nadir görülür. Bundan evet. Ötürü de kazanacağını düşünmüyorum yani. Evet, Taha Ertürk demiş. Peki adam sana niye kadınlar kemerini taşıyor Buğra Gür? Ne? Doğru. Doğru söylüyor. Becky Lynch zaten kazanışı da pek adam gibi değildi. Araya getirip işte WrestleMania Main Event'in roll-up'la bitirdi. Ya neresinden tutsan tutarsızlık, neresinden baksan ahmakça bir tablo var maalesef karşımızda. Açıkçası üzüntüyle izliyorum kadınlar divizyonunu. Çünkü bedel ödeyen yok bu kadar kötü şey. İyi bir şeymiş gibi lanse ediliyor. Yani bir yıldır böyle. Ya bedel ödeyen yok abi. Şimdi SmackDown şovlarında işte yazar takımını değiştirdin. Raw şovlarında yeniden kadroyu dizayn ettin. Bir şeyler yaptın ama kadınlar divizyonu çok kötü gidiyor ve bedel ödeyen yok. Ben değişeceğini de düşünmüyorum. Bu seviyede gider. Ahlaksız evet. Paralı köpek daha. Hikmet, sen ne diyeceksin? Ha Numa, özür dilerim. Sen ben Yoshi'nin ayağına katışana kadar böyle devam edeceğim mi? Neyse dur. Ya sus. Tamam. Lacey Evans, ya bana kalırsa Becky SmackDown'da kalmalı. Bu yüzden Raw kemerini kaybetmeli diyorum abi. Umarım Lacey Evans kemeri alır. Unutmayın. Bir zamanlar Paige ana kadroya ilk çıktığı maçta AJ'den Divas kemerini almıştı. Zaten onlar zaten yani ani bir geri dönüş yetiyordu onlar arasında kemer değişmesi için. Yok, ilkinden bahsediyorum. İlkinden bahsediyorum ben. Ya bir öpücükle kemer değişti. Allah'ını seversen durmayın ya. Şimdi yani, konuşturma beni. O yüzden bence Lacey Evans'ın ben şanslı olduğunu düşünüyorum ya, söylemeye gerekirse. Evet, Lacey Evans bakalım ünvan alabilecek mi? Money in the Bank'te Raw kadınlar kemeri için Bekir'le karşılaşacak Lacey. Ekstra bir yorumunuz yoksa chat box'ında sizin de bir sonraki segmente geçelim diyorum ben. Evet. More Raiders, hemen onu da hızlıca geçelim. Viking Experience isimleri ve bu hafta Viking Raiders oldular. More Raiders'lar, Viking Experience oldular. Şimdi Viking Raiders oldular. Haftaya başka bir isim. Ne olur sizce Viking Raiders'ın bu gidişatı? Kendileri Lucha House Party'yi darmadağın etti. Şey, ertesi haftaki isimleri mi? Tabii, olabilir sonra. Evet, dikkat. Yani ne bileyim, bu takım benim hoşuma gidiyor açıkçası. Güreş bakımından falan. Ben iş yapacaklarını düşünüyorum. Şu anda halen NXT şampiyonları bu arada. Evet. Yani kemeri kaybettikten sonraki sürece bakmalıyız. Büyük ihtimalle yazın kemeri alırlar. Kemere ulaşırlar. Evet, haftaya War Experience demiş Kuti'yi. Numan. Güzel fikir. Mantıklı da bir şey diyeceğim size ben. Ya biz hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
İlk Authors of Pain ana kadroya çıktığında da işte çok iyi şeyler olacak falan filan diyorduk. Evet. Bunların da yani Authors of Pain'in kaderine paylaşacağını düşünüyorum ben. Yani hiç baktı yapamayacaklar. Yani. Bence. Evet. Ya yine mi Lumos'u izleyeceğiz abi? Ya yeter. Biraz hızlandıralım ve hani her segmenti konuşmayalım sevgili. Bu son zaten. Bu son zaten. Ya her segmenti konuşuyoruz da gerek yok buna. Yani her segmenti konuşmuyoruz. Sami Zayn'i geçtik. Yeni elemanları da geçtik. Teşekkür ediyoruz. Evet. Alalım War Raiders yorumunu. Benim mi? Evet. Evet. Lütfen. Ya War Raiders birkaç hafta daha isim değişikliğine devam eder. Öyle konuşalım bence. Yani yapacak bir şey yok. Yine değiştirdiler. War Raiders'tan sonra bir daha değiştirdiler yanılmıyorsam. Evet. Son neydi en son? Viking Raiders. Evet, Viking Raiders'tan önce neydi? Viking Experience. Evet, en son Viking geçen hafta Viking Experience olarak yorumladık. Bu hafta Viking Raiders, bakalım haftaya ne olacak. Evet, Rav böyleydi. Chatbox'ın hemen puanlarını alalım. Chatbox'ın puanlarını beklerken de saygıdeğer yorumcu ekibinin puanlarını alalım hemen. Numan kaç veriyorsun Rav'a 5 üzerinde? Ortalama bir şey oldu, 3 diyorum ben. Hikmet? 4 AJ Styles kazandığı için. Buğra Gür? 4. Güzel bir Rav şovuydu. Senaryo bakımından da doyurucuydu. Güreş ring içi bakımından da doyurucuydu. Neden puan kırdın diyecek olursan, ya 3 saatlik Rav şovu daha değerli içeriklerle yazılabilir. Çok boş segment izliyoruz. Ya 205 live güreşçilerini, NXT güreşçilerini Rav'a tıkıştırıp sıkıştırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Fikirlerim bu yönde. Chatbox daha her Türk 2, War Machine 4, Zeno 3, Kuti Mysterio 3, Code Blue 3, Zeno, pardon AJ 5'ti. O zaman SmackDown'a geçiyoruz. Shane McMahon şovu açıp sen nasıl benim trilyonluk babamı döversin diyor ve Roman'ı çağırıyor. Roman daveti icabet ediyor ama Elias ve Shane Roman'ı pataklıyorlar ve Money in the Bank'in maç duyuruluyor. Elias, Roman Reigns, Hikmet. Yani Shane'in şey olması, hani kendisi evet, Numan evlat olması. Numan. Hayır, tamam. Okey. Evet, Hikmet. Yani Shane McMahon kendisini babasına kanıtlamaya çalışan böyle başarısız ezik evlat moduna bürünmesi gerçekten utandırdı beni yani. Bu kadar düşünmez. Ne bileyim. Babam çok beğenecek, babam şöyle, babam benimle gurur duyacak falan filan diyordu. Yani Roman Reigns'e yine çerezlik bir rakip geldi. Allah razı olsun WWE'den. Uyuyacağımız bir kısa süre aralığı doğdu. Teşekkürler. Ne diyeyim? Evet Numan, Elias Roman Reigns'i durduracak kişi olur mu? Shane McMahon'la bir birlikteliği var Elias'ın. Daha doğrusu McMahon ailesiyle. Elias'la ilgili planlar sence ileride büyük. Numan galiba AFK. Lubur'a göre dönelim. Buradayım. Numan. Evet Numan. Benim düşüncem şu. Abi Elias bir kere Roman Reigns'e karşı engel olabilecek bir rakip değil. Yani hiçbir şekilde ciddi bir rakip değil Roman Reigns'e karşı. Bir de benim düşüncem şu abi, bu Shane McMahon daha 3-4 sene önce geri gelip babasına karşı gelmedi mi anasını? Şimdi niye babasında yaranmaya çalışıyor? Ben onu anlamadım ki, niye yani, neden? Kardeşim 3-4 yıl geçmiş üzerinden, bir zahmet barışsınlar artık. Kardeşim barışma değil, bu bildiğin yalakalık. Hani hem benim babişkomu nasıl vurursun falan filan ayağı. Abi evet. Baba meselesi derken bu hafta Vince McMahon John Cena'nın doğum gününü kutladı bayağı uzun uzun. Bir de şeyini gibi kutlamasına bak. Bir de şeyini kutluyor, oğlumun doğum gününü kutlu olsun. Bence şeyini sevmiyor Vince McMahon yani. Valla eldiven de seviyor herhalde kanki, ne bileyim anlamadım ben de. Muhtemelen. Yani Elias büyük ihtimal tek spire gidecek ya Money in the Bank'te, çok belli yani bu. Ya bir şey evet. Diyor, Roman Reigns'i daha çok seviyor olabilir. Evet. Burak'ın Roman Reigns ve Elias feudu, Shane McMahon'ın bir dahili var. Neler söylemek istersin? Ya ben bu hafta odaklanmamız gereken noktanın geçtiğimiz günlerde düşen Elias ile ilgili haber olduğunu düşünüyorum. Yeni Chosen One demişti sevgili Stephanie McMahon ve bu arka alanda
Elias hakkında süper yıldız olabileceği dair senaryolar hazırlandığı söylendi. Elias böyle bir güreşçi olabilir mi? Bence bunu tartışmak lazım. Bana göre önü açık. Seyirciyle iletişimi çok iyi. Ring içinde WWE seviyesinin altında değil. Zaten WWE seviyesi ring içinde bence yok. Daha altı yok. Ya altı yok aynen. Ve altına düşme şansınız yok. Mutlaka bir stil buluyor WWE size ring içinde idare ettirebilecek. Tabii Nikki Bella şey falan değilseniz. Aynı zamanda evet söylen ama. Araya girebilir miyim? Hani sen dedin ya az önce aklıma şunu unutmayın dedi. Hani dedin ya Elias'ı çözüm olarak düşünüyorlar diye başarılı olabilir diye sordun ya. Büyük abi eğer çözüm olarak düşünüyorlarsa büyük ihtimal bir yıl sonra kovulur. Zayıflık göstergesi şartlığı nedeniyle ne oldu? Zayıflık göstergesi olan davranışları olması nedeniyle kovuldu. Yani Elias'ın ben WWE'nin aradığı bir süper yıldız olduğunu düşünüyorum. Dwayne Johnson geldiği zaman da işte Rocky gimmickiyle süper güreşen bir adam değilmiş. O zamanları işte vaktinde incelerken, izlerken Numan sen çok iyi bilirsin o günleri. Nasıl bir o dönem olduğunu anlamaya çalışırken özellikle Attitude Era'nın Drak'ı izliyorsun. Mükemmel bir güreşçi değil. Sadece seyirciyle iletişimi çok yüksek. Elias da böyle Drak tarzı bir güreşçi olabilir mi? Neden olmasın? Dwayne Johnson kadar karizmaya elbette sahip değil. Bir kere Samoalı değil. ama hemen es veriyoruz. O zaman sonuca erdiriyorum konuyu. WWE'nin son yıllarda hatta federasyonda tek olabilir seyirciyle en güçlü iletişime sahip güreşçisi. Evet. Xenophobia demiş. Randy Orton ile aynı movesete sahip çok insan var sokakta. Chosen One of the 7 anladınız siz. Sina Baba Ocağı'na dön. Vesaire vesaire. Evet. Roman Reigns ile Elias Cole'unu paylaşacak Money in the Bank'te. O zaman devam ediyoruz. SmackDown semalarında yeni bir Japon maalesef. Yani maalesef derken pardon. Ahoy! Iyo Shirai. Bir başta sıkılabilir miyiz? Kairi Sane. Baş, evet. özür dilerim. Hepsi aynı olduğu için karıştırdı adam. Evet. Kairi Sane geliyor ve bir başka SmackDown takımlar şampiyonu olan Peyton Royce'i yeniyor. Bu ikinci mağlubiyetler oldu SmackDown takımlar şampiyonlarının. SmackDown'un yeni ismi, Japon ismi Asuka ile beraber Numa. Ben çok mutlu oldum bu birlikteliğe ya. Ama keşke, benim düşüncem şuydu önce iki hafta önce söylemiştim. Io Shirai ve Kairi Sane'i bekliyordum ben ama sadece Kairi Sane tek geldi Asuka ile takım oldu. Ki evet. İkisinin mikrofon açığını Paige gayet de kapatacaktır bence. Yani. O yüzden bir sıkıntı düşünüyorum Numa, ya. Numa az önce söylediğin Japon milli marşı mıydı? Zeno yazmış bu arada. Öyle mi lan? Yok lan. Kayseri'nin girişi miydi? New Japan Pro Wrestling başlarken herkes ayağa kalkıp milli marş mı okuyor? Oğlum Kayseri'nin girişi miydi? Bir daha söyle. Tamam. Bir daha söyler misin? Ama ama YouTube'dan telif yemeyelim. Çok benzetme. Evet dinliyoruz. O zaman benziyor. Hayır kardeşim. O zaman sağ ol. Boş ver. Tamam hadi ya şaka diyorum oğlum. Ne telif ha? Söyle. Ahoy oy. Ahoy oy. Evet. Kapıyorum özür diliyorum. Maalesef. Bu dinleti için özür dileriz. Bu dinleti Numan, için özür dileriz. Türkçe'ye geçeceksen Numan dinliyorum seni. Diyorum ki. Bu kadar Japonca yeter. Asuka ve Kairi Sane. İkisinin biliyorsunuz İngilizcesi pek yok. Yani. Ya yok pek yok değil yok. Yok. Kairi senin gene var. Asuka'nın hiç yok abi. Böyle bir durum var. Asuka hiç yok İngilizce. Yani. Evet. Asuka 50'ye gelince artık gerek yok diye düşünmüş. Doğru olması. Yani Paige bu açığı kapatacaktır. Ki ama daha kemerleri erken. Şimdi kemerleri şimdi daha erken ya. Peyton'un da Billy'nin kemeri ben en kötü Summer Slam'e kadar koruyacağım. Hatta ne Summer Slam'e? Bana kalırsa Summer Slam'e kadar kemeri koruyacak abi ikili. Kesin yaşanır bu. Kardeşim zaten kesin. İnandım buna. Vaa. Ama Hikmet, ben yemek yerken radyo yayını mı yapıyorsun kardeşim? Yok. Tamam çıkardım o zaman devam et. Ne? What the fuck? Yazık ya. Buna bir bu kadar düştün mü ya? Yani, ya sen
Sen pası atınca ben şut atmasam ayıp olurdu. Pardon, bu neydi? Bu gerçekten yaşandı mı ya? Yani 30 yaşında bir adam bu muhabbet yapmaz. Evet, özür diliyorum. Gerçekten kusur. Evet, devam et. Kairi Sane, SmackDown'un yeni üzerinden birisi oldu. Yeni bir Japon yüzü oldu ve maç sonunda Sky bu galibiyetini kutladı. Ben en yakın vakitte başından Asuka belasını atıp SmackDown kadınlar kemerini kazanmasını gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Görüşlerim bu yönde. Bu arada açıkçası ben Paige'i de anlayamıyorum. Çünkü İngiliz aksanı gerçekten berbat bir aksan. Evet. Ben anlıyorum kardeşim, sen anlayamıyorsun. Yürü git. Buğra Güre'de şunu sormak istiyorum. Paige şu an hangi titriyle, hangi görevle, hangi unvanla bu işleri yapıyor SmackDown'da? Bir dakika, bölebilir miyim? Evet. Xavier Woods'un eski ne bileyim neyi olarak. Hayda. Öyle ya, mi Buğra? Ya. Bir yayın kayıt altında olmuyoruz. Ben siz bana sövdürtme ya. Yürü git şuradan ya. Bir şey diyeceğim. Şimdi tamam, çok ciddi bir olacağım. Tamam mı? Şimdi Xavier Woods falan geçmiştir üzerinden de Paige'in. Bence şu anda... Bence şu anda Shane McMahon ile alakalı derinlemesine bir paparaziler takip etmeli Paige'i. Yani bu nedir abi? Sürekli kadınlar senaryolarında başrolde Paige. Abi sen ne ayaksın diyorsun. Kimse bilmiyor. Gerçekten çok doğru bir noktaya parmak bastın sevgili Ahmetciğim. Evet, bu da böyleydi. Becky Lynch'in War Machine bir yorum yapmış. Numan okuyabilir misin? WWE şampiyonunun kankasının eski çakıştığı demiş. Evet. Becky Lynch'in ikinci rakibi Charlotte oldu. Charlotte Bayley'i mağlup etti ve bir kadınlar kemeri şansı daha elde etti Hikmet. Bir tur daha bence. Yetmedi mi ya? Yetmiyormuş. Gerçekten yetmemesi mi o kadına? Evet. Ya. Bunun hakkında aslında, pardon, Hikmet dedim değil mi? Hikmet, konuş kardeşim. Aynen Hikmet. Yani normal. Hadi konuş ya. Yok. Bunun hakkında aslında kafamda birkaç fikir var da Money in the Bank zaten saklasam bilmiyorum. Şöyle diyeyim size abi. Becky bu şovda kemerlerin birini abi kaybedecek. %100. Allah Allah. Allah Allah. Ama cash'inle mi olur? Şey mi olur bilmiyorum onu. Ya cash'in olmayacak bu şovda. Unutun cash'in abi. Hadi. Çantanın biri cash'in diyecek. Sana görürsün bak. Biri kalacak, biri cash'in diyecek abi. Ya geçen sene oldu zaten. Yeter bu kadar ya. Evet. Numan cash'in olacak dedi Hikmet. Ya Hikmet'in ısrarla Numan'ın keşin olmayacak diye ikna etmeye çalışması. Ya abi sonra gaza geliyor. Ondan sonra şey yapıyor ya. Gece sonunda ağlıyor bana ya. Doğru olmadı. Doğru olmadı. Rumble gecesi de aynısı oldu. Page dönecek diye. Ne bileyim ya. Evet, Charlotte'ın inanılmaz hakları Hikmet. Charlotte bu kadar yetmiyor mu ya? Soyup soğana çevirdin şirketi. Yani bir zahmet bir ara ver ya. Hı hı. Biraz bir nasıl diyeyim, iç huzuru bul falan. Evet, peki o zaman bir de Buğra Göre dönelim. Charlotte 25-26. Şans oldu herhalde bu kemer için. Ne demek yani istedim? Ne bileyim işte, böyle Charlotte fan olmak lazım. Profesyonel güreşi sevmek için herhalde. Doğan kadın geldi ya. Kadının uzun yıllar ana kemer potasında ya da çevresinde gezeceği belli de bu kadar çok, bu kadar fazla erken şampiyonluklar elde etmiş olması onu kırılmaz rekorlara doğru götürdüğünün bir ispatı olabilir. Habercisi olabilir. Bence şimdi kadın erkek olarak kemerler ayrı ama hani Charlotte'ı babasının rekorunu almış olarak lanse edecek WWE şirketi. Ve bu kaymağı Cansina'ya yedirmeyecek gibi görünüyor. Evet, Charlotte da böyleydi. Charlotte yine SmackDown'ın yeni simalarından Bayley'i yendi ve Money in the Bank için bir şans elde etti. Yine Money in the Bank'te ekilip SmackDown kadınlar kemerini Charlotte'a karşı koruyacak. Ana maça geçiyorum o zaman. Tabii. Ana maçta Kofi Kingston ve Shinsuke Nakamura karşı karşıya geliyor. Kofi'nin menajerleri Kevin Owens ve Xavier Woods. Shinsuke'nin menajerleri ise Lana ve Rusev. Son... Evet.
Maçın sonunda maç kazanmasını biliyor Kofi Kingston ama iyi bir tekme yiyor Kevin Owens'tan ve Kevin Owens galiba heel turn geçirerek WWE şampiyonluğu için bir tehdit olduğunu gösteriyor. Hem Xavier Woods hem Kofi'yi yere seriyor Hikmet. Acaba Kevin Owens yeni WWE şampiyonu olacak mı? Keşke olsa yani. Kendisini seviyoruz. Sevdiğimiz bir abimiz. Bize yanlışı donmadı. Bence gayet uygun bir tip. Yani karakteri de var şampiyonluk için. Potansiyeli de var. Evet. Ben o yüzden arkasındayım yani. Destekliyorum. Olabilir. Evet, Kevin Owens WWE şampiyonluğu Numan. Abi Kofi'ye bir ay kemer yedin. Çok bile ya. Alsın Owens kemeri. Çok bile yani. Bir ay eğlendi. Bitti gitti. Alsın kemeri. Bir şey diyeceğim. Xavier Woods'a heel turn yapıp üçlü maça döner mi? Yani bu kadar düşmez diye düşündüm tabii bir şey. Xavier Woods kemeri kazanıyor. Ne diyorsun? Xavier Woods şey sever. Abi üçlü sever. Kendi kendine vurması. Abi artık o derece düştüm. Artık ona düşmanız. Ne yapayım? Evet Numan. Acaba yeni şampiyon olur mu demiştik sana. İnşallah olur abi. Kofi'ye bir ay kemer çok bile yani. Peki o zaman Burak'a göre dönelim. Kevin Owens bir maça çıkacak Kofi Kingston'ın WWE şampiyonluğu için muhtemelen. Ne demek istersin Burak'a göre? Yani ben sürdürülebilir bir durum görmüyorum ortada. SmackDown ana kemer potasındaki isimlerin karizma seviyesi düşük senaryolarda çok zayıf. Artık bir acil bir böyle aylarca Kevin Owens da kemer taşıyamaz. Roman baba hadi baba. Evet, WWE şampiyonluğunun kaderini göreceğiz. O zaman SmackDown'u puanlayalım mı isterseniz? Chatbox'a da size de yönetelim. Olur. Chatbox SmackDown'a puanlarını beklerken hemen yorumcu ekibimize dönelim. Numan, SmackDown'ın puanın kaç 5 üzerinden? Ben onu 3 veriyorum. Ben ayaklar alttan oturuyorum ya. Numan 3 dedi Hikmet. Ben de 3 diyorum. Buğra göre dönelim. Son kez. Ben 2.5'tan 3 diyorum. Hatta 2.5 diyorum. SmackDown'un ana kemer potasında kesinlikle gelişmelere gitmesi gerekiyor ve elinde değerler de var. Gerek Aleister Black, gerek Roman Reigns, gerek Elias. Hadi bakalım WWE'nin Randy Orton aynı şekilde. WWE'nin hani SmackDown'u Raw'u geçirtecek kapasitesi var. SmackDown yazarlarının hünerlerini merakla bekliyorum ve 2.5 diyorum. Taha Ertürk 2 demiş, ben de 2 veriyorum. War Machine 4, Kuti Misterle 4, Code Blue 3, Taha Ertürk 2 demiş ve SmackDown puanlamaları böyleydi. Aynı zamanda haftalık gündemler... Zeno da 3 demiş. Evet, Zeno da 3 demiş. Haftalık gündem değerlendirmemiz böyleydi SmackDown ve Raw'da. O zaman bitirelim mi? Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Cuma'ya da Cumartesi günü saat 21-22 dolaylarında görüşmek dileğiyle sevgili GroşTürkiye.net severler. Son herkese. Söz o zaman iyi akşamlar Numan'ım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.